Sayın takipçilerimiz, bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomuzda da Almanya'daki gurbetçilerimizi ilgilendiren bir konuya değineceğim. Benim alanım olmamasına rağmen mesleğe başladığımdan beri Almanya'ya geldim geleli hep şu soru soruluyor. Türkiye'ye kesin dönüş yapan ailelerin çocuklarından şu soruyu alıyorum. Şerif Bey, biz kesin dönüş yaptık ama ben küçüktüm. Ailem kesin dönüş yaptığı için ben de dönüş yapmak zorunda kaldım. Geri dönüş hakkım olabiliyor. Bu davayla sağlanıyormuş. Gerçekten de böyle bir şey var mı diye soruyorlar. Bu soruya kendi alanım, bir daha söylüyorum, benim alanım olmamakla birlikte sadece kanalımın amacı doğrultusunda gurbetçimizi bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı olduğundan Alman hukukunda uzman avukat arkadaşlara müracaat etmenizi rica ediyorum. Videomuz başlıyor. Evet, videonun da başında söylediğim gibi bu soru çok soruluyor. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olan ailelerin çocukları vatandaşlık hakkı olmasa bile Almanya'ya dönüş oturum alma hakkı olabiliyor mu? Almanlar bu konuda bir kanuni düzenleme yapmıştır. Kanuni düzenlemeye göre şöyle bir şey. Almanya'da büyüyen çocuklar küçük yaşta aileleriyle birlikte geri dönmüşlerse Türkiye'ye, bu durumda o ülkeye, yani Türkiye'ye uyum sağlayamadıklarını düşünerek döndükten sonra 5 yıl içerisinde çocukların talep etmesi halinde Almanya'ya geri dönme hakları var. Ancak bunun da şartları var. Bu şartlar ise şöyle sıralayabiliriz. En az çocuk 8 yıl Almanya'da ikamet etmiş olması gerekiyor. En az 6 yıl bir okula gitmiş olması gerekiyor veya meslek yapmış olması gerekiyor. Geri döndüğünde geçimini kendisinin sağlaması gerekiyor veya başkası tarafından bu geçimin 5 yıllığına teminat altına alınması, yani kefil olunması gerekiyor. Çocuğumuz dönmek isterse Almanya'ya, bu 8 yıl kalmışsa, 6 yıl okula gitmişse, işte efendime söyleyeyim, eğer geçimini sağlayamıyorsa, örneğin amcası vardır, amcası ona kefil olduğunda dönebilme şansı var. Diğer bir konu ise, burada şu notu da düşelim. Yine Aufenthaltsgesetz dediğimiz Alman oturum kanununun 37. maddesi gereğince emeklilerle ilgili de bir düzenleme var. Eğer Almanya'dan bir kişi emekli olmuşsa ve daha öncesinde, emekli olmadan önce süresiz oturum hakkıyla birlikte legal olarak ikamet etmişse, bunlar da tekrar döndüklerinde, tabii sosyal yardım almama şartıyla, bunlar da istedikleri zaman Almanya'ya geri dönebilirler. Bunlar için de bir sıkıntı yok. Burada şunu da belirteyim. Yine Alman İkamet Kanunu'nun, yani Aufenthaltsgesetz'in 51. maddesi söz konusu. Bu konuda birçoğumuz biliyoruz. Eğer bir yabancı Almanya'yı sebepsiz ve izinsiz 6 aydan fazla terk ederse hayatının merkezini Almanya'dan taşımış sayılıyor ve kanunun 51. maddenin 1. fıkrasına göre bu kişinin oturum hakkı otomatik olarak iptal ediliyor. İşte emeklilerle ilgili böyle bir düzenleme var. Yani burada da emekliler, eğer Almanya'dan emekliyse, istediği zaman dönebilir ama Almanya'da, yani 6 aydan fazla da kalabilir. Onların oturumları iptal edilmez. Onlar da Almanya'yı terk ederken 6 aydan fazla yardım almamış olmaları gerekiyor. Yalnız demin söylediğim gibi uzun süreli terk etmiş emekliler tekrar Almanya'ya döndüklerinde şunu bilmeleri gerekir. Döndüklerinde çalışma izni hakları yoktur. Bunu da ekleyeyim. Bu tip konulardan nasıl Almanya'ya geri dönerim diye soranlar, hem emekliler hem de burada büyüyen çocuklar için söylüyorum, Alman konsolosluklarına Türkiye'de başvursunlar. Oradan gerekli bilgileri ve gerekli başvuru evraklarını öğrenip o şekilde başvurularını Türkiye'de yapabilirler. Görüldüğü gibi Almanya'da doğmak başlı başına bir vatandaşlık, Alman vatandaşlığı hakkı veya Almanya'ya geri dönme hakkı vermiyor. Bu genel bilgiler çerçevesinde hakkınızı arayabilirsiniz. Eğer varsa, şartlarınız uyuyorsa, tabii ki Alman hukukunda meslektaşlarımıza başvurarak bu konularda bilgi edinir. Önce bir danışma hizmeti alın, olur olmaz diye, veya Alman konsolosluklarına müracaat edin. Onlar da bu konuda bilgi vereceklerdir. Eğer şartlarınız uyuyorsa, hangi belgeler gerekiyorsa onları temin edip konsolosluğa verdiğinizde işlemleriniz başlayacaktır. Uzmanlık alanım olmamakla birlikte Almanya'daki gurbetçilerimizi genel olarak bilgilendirmeye çalıştık. Bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere. İyi günler.